geldiniz. Şöyle bir önlüğümü takayım ve bugünün tarifini sizler için yapmaya başlayayım. YouTube'daki Arda'nın Mutfağı kanalındasınız. Ve bugün acı badem kurabiyeli elmalı basit bir muhallebi yapacağız. Tavamı güzelce ısıttım burada. Küp küp doğradığım elmalar var. Ve sıcak tavaya hiçbir şey yapmadan direkt cıslatarak hafiften çevirmeye başlıyorum. Burada 1 litre kadar süt var. Öncelikle bu 1 litre sütü tenceremin içerisine döküyorum. Yarım su bardağı kadar toz şeker koyuyorum. 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı ekleyip ocağın altını yakmadan her şeyi burada güzelce çırpıyorum. Sütün içinde güzelce eridikten sonra altını yakıyorum. Kontrollü bir ısıda karıştıra karıştıra bunu bir muhallebi haline getirmeye başlıyorum. Diğer tarafta elmaları da bu şekilde yavaş yavaş çevire çevire pişirmeye devam ediyorum. Bunu karıştırmayı ama ihmal etmeyin. Sarı elma kullandığım için burada hafiften böyle bir kendilerini bıraktılar. Yaklaşık 3-3,5 kaşık kadar toz şeker ekliyorum. Çünkü muhallebinin içerisine çok az şeker koydum. Esas lezzetini şekerli olan katmandan alsın istiyorum. Bunu böyle güzelce karıştırıp elmanın dışında şekerden karamel gibi bir kıvam elde etmeye çalışıyorum. Buna lezzet katsın diye birazcık da badem ekleyeceğim. Onu da şu anda attım. Aksi takdirde bu diğer işlemler olurken badem birazcık yanabilir diye korktuğumdan onu en sona bıraktım. Bunlar böyle güzelce hafif birazcık daha renk alacaklar. Sonra kenara alacağım ve bunu soğutacağım. Burada da muhallebiyi inatla çırparak karıştırmaya devam ediyoruz. Karamelize olan katman gayet hoş gözüküyor. Bir tık daha lezzetini arttırmak için içerisine küçük bir parça tereyağı ekliyorum. Elma, tereyağı, şeker ve badem gerçekten çok güzel olacak. Hepsini beraber güzelce bir karıştırıyorum. Elmalı olan katı birazcık soğusun diye çıkartıyorum. Bak muhallebimiz hafif akışkan kıvamda fakat gayet güzel oldu. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Bunun içerisine bir parça tereyağı ilave ediyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra. İçerisine de bir paket toz vanilya ilave ediyorum. Bunları en son yapmanız önemli. Tereyağı da eklememizin temel sebebi bunun biraz daha rengini parlatacak olması, soğuduğu zaman kıvamlanmasını sağlaması. Tereyağı erittikten sonra artık servise başlıyorum. Düşündüm ki bu tatlıyı en güzel Paşabahçe amber kadehte servis ederim. Önce biraz acı badem kurabiyesi. Acı badem kurabiyesinin üzerine muhallebi. Sıvı kıvamda olduğu için muhallebinin birazcık böyle üstüne çıkabilir. Bence hiçbir mahsuru yok. Üzerine birazcık bu elmalardan. Sonra yine muhallebi. En son olarak da üstüne şöyle bir tane acı badem kurabiyesi. Paşabahçe amber bardağımızda soğuttuğumuz ve böyle alttan üste, üstten alta, insanlık dışı. Hafif kıtırlı, biraz kıtırlı, dengeli bir tatlı olmuş oluyor. Tarifi beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu tarifi bütün detaylarıyla kesinlikle uygulamayı sakın ihmal etmeyin. Yakışır. Hepinize afiyet olsun. Yer misin ben çayı biraz? Bu tatlının adı, yemek buldun ye, dayak buldun kaç tatlısın.